Çok değerli il başkanım, ilçe başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan adayım, çok değerli milletvekili arkadaşım, çok değerli hizmetlerini takdir ettiğim, birazcık da gurta ettiğim, keşke Manisa'da da böyle bir belediye başkanımız olsaydı dediğim, büyük hizmetlerle takdir ettiğim, eli temiz, gönlü temiz, alnı temiz Serhat Orhan Başkanım, çok değerli kasaborular, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Buradaki tanıtım toplantımız ve aynı zamanda sanatını halk için yapan ama aynı zamanda hatta ulaşmak adına sanat yapan Kuruluşlar Konseri'ne hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Kısa konuşacağım. Biraz sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşacak ve ardından konser başlayacak inşallah. Değerli kasabalılar, yıllar önce Cumhuriyeti kurduğumuzda biz atlarımızın, nallarının çivileri dahi yapamıyorduk. Yıkılmış bir Türkiye ve ardından insan unsurunu kaybetmiş bir Türkiye. Yıllar geçti, çok partili hayat başladı. Menderes ilk defa iktidar oldu 1950'de. Yeter söz milletindir dedi. Ve 10 yıl bu memlekete hizmet etti. Barajlar, yollar, köprüler. Kendisi biliyorsunuz Çakırbeyli Çiftliği'nin çocuğuydu. Zengin bir aile çocuğu ama aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda da Efelerle, Zeybeklerle, Yunanlılarla mücadele etmiş bir kahramandı. Ve zaman zaman Çine Çayı'nın kenarına gider, orada şöyle seslenirdi. Keşke imkan elimde olsa, buraya bir baraj yapsam, buradaki taşkınları önlesem, çiftçilerin pamukları kurtulsa ve para etse, imkanları yetmedi, başbakan oldu. Hep hayalinde oraya bir baraj yapmak vardı. Ama yapamadı. 1960'ta darbe yaptılar. Bir gece yarısı 10 yıl bu memlekete köprüler, yollar, üniversiteler, barajlar yapan başbakanı askerler tokatladılar. Ve ellerinde sigara söndürdüler. Bir gece dar ağacında taktılar. Ve Menderes'i astılar. Ama yıllar geçti. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığa geldi. Çin'e, Çayna, Menderes'in o hayallerini gerçekleştirdi. Bir baraj yaptı, adını atlan Menderes Barajı dedi. Menderes rahat uyuyor. Menderes rahat uyuyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi bize diyorlar ki Menderes'in akıbetini size tattırmak istiyoruz. Demirel demişti ki başbakan oldum, bana Menderes'in resmini gösterdiler, idamlık resmini. Aynı resmi Ali Babacan'a, Hüseyin Tanrıverdi'ye, Bülent Arınç'a, Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiler. Ama korku yok, millete dayanıyoruz, Allah'a dayanıyoruz inşallah. Değerli arkadaşlarım, şimdi bize diyorlar ki siz kimsiniz? Siz kimsiniz, dünyanın en büyük barajını yapıyorsunuz, Devler Barajı. Siz kimsiniz, çözüm sürecini üretiyorsunuz. 2.4 milyar dolar Türkiye'ye kalıyor. Petroller, kurşunlar, çinkolar, bakırlar, kömürler ve nükleer tesisler, duble yollar, barajlar, hastaneler yapıyoruz. Örneğini Serhat Orhan gösterdi burada. Turgutlu'yu cennet yaptı. Cennet yapmaya devam edecek. Siz kimsiniz diyorlar bize. 170 milyar dolar ihracat yapacaksınız. Siz kimsiniz? 176 tane üniversite yapacaksınız. Siz kimsiniz Türkiye'yi bölgesel aktör ve küresel aktör yapma yolunda hızlı adımlarla yürüyeceksiniz. Siz kimsiniz, uzaya uydu gönderiyorsunuz diyorlar. Turgutlular biliyorlar ki o sen kimsin dedikleri adam şerefli Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşı ve şerefli başbakanıdır. Türklerin, Balkanların, Arapların başbakanı. Değerli arkadaşlarım, 30 Mart geliyor. Hüseyin Tanrıverdi burada. Millet onunla. Serhat Orhan burada. Turgutlu'da ne yapıldıysa bir mislisini, iki mislisini daha yapacağız inşallah. Aynısını Serendi'de, Manisa'da yapacağız. Daha zengin Manisa, daha özgür Manisa. İşsizliğin olmadığı, eğitimin zirveye çıktığı bir Manisa inşa edeceğiz. Geceniz mübarek olsun. 30 Mart'ta yaşasın Manisa diyelim. Yaşasın Turgutlu. Yaşasın Hüseyin Tanrıverdi. Yaşasın Mustafa Serhat Orhan diyelim. Ve ben size bir milletvekili olarak
bir köylü çocuğu olarak ve sizin bir evladınız olarak size Şükran Turgutlu, size teşekkür kasaba. Allah sizden razı olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Manisa, yaşasın şerefle ay yıldızlı bayrağım. Teşekkürler Manisa, teşekkürler kasaba. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun.